Evet. Geçiminizi rahatlıkla sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamıyoruz. Yani işsiz bir insanız. Yani hayat zor. Yani devletten aldığımız bir katkı da yok. Hayat zor. Her şey bahalı. 3 tane çocuk var. Yani hiç de memnun değilim hayatımda. Ki nasıl değişir bu durum? Durum Tayyip Erdoğan başta olduktan sürece hiçbir şey değişmez. Bu gitmesi lazım. Hangi parti gelse daha iyi olur? Bence benim görüşümce Selahattin Demirtaş daha mantıklı, daha uygun diye görüyorum. Yani HDP gelirse daha iyi olur diyorsunuz. HDP mesela normalde inancınız İslam mı? Ya inancı sistem değil ama yani insan haklarına saygılı bir parti diye düşünüyorum yani. Yani Müslüman mısınız? Tabii elhamdülillah Müslümanım yani. Ama HDP demokrat ve laik yapıyı benimseyen bir parti. Bu sizle çelişmiyor mu? Sizi rahatsız etmiyor mu? Yok rahatsız etmiyor yani. Yani siz Allah'a inanmıyor musunuz? İnanıyorum Cenab-ı Allah. Peki Allah'ın rızası mı daha değerli yoksa? Daha değerlidir yani tabii. O zaman tercihlerimizi Allah'ın rızasına göre yapmamız gerekli değil mi? Ya tabii orası öyle de yani benim görüşüm, benim inancıma olarak yani HDP'yi düzgün görüyorum. Bugün HDP mesela PKK'nın uzantısı olduğu söyleniliyor. Bu konuda görüşleriniz, fikirleriniz ne? Yani o konuda o konulara girmek istemiyorum. Onu yani ben bilmiyorum. Yani HDP teröristi savunuyor, savunmuyor. Beni alakadar etmiyor yani. Ben onu öyle görmüyorum yani. Niye HDP sizin kurtarıcınız ya da bugünkü toplumu düzeltebilecek bir parti olabildi? İnsan haklarına saygılı diye düşünüyorum yani. Şu an öyle gözüküyor. Aynen öyle gözüküyor. Normalde Erdoğan'dan razı değilsiniz ama Erdoğan da ilk zamanlarda öyle gözüküyordu. İslamcı gözüküyordu, insanlara saygılı gözüküyordu, refah getireceğini düşündürüyordu. Ama sistemle sorunu var mı? Bugünkü partilerin başa geldiğinde bu sistem o partileri değiştiriyor olabilir mi? Bir zamanlar şehitlerimize kelle diyordu, Sayın Öcalan diyordu. Yani bunlar da çelişki yaparsan onlar da aynı kapıya çıkıyor yani. Yani şimdi Sayın Öcalan diyen Tayyip Erdoğan önceden eyle diyordu daha başa gelmeden. Yani şimdi de Selahattin Demirtaş da Sayın Öcalan demiş beni pek alakadar etmez yani. Yani eyle görüyorlar zaten siyasetçiler şehitlere kelle geliyor diyordu Tayyip Erdoğan. Burada yani YouTube'da konuşmalarında görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben onları takip ettim biliyorum yani. Yani Selahattin Demirtaş da PKK'yı destekledi diye oyu da hani eyle destekleyecek bir kurum bir insan da değil yani. Size HDP'ye iten sebepler ne oldu? Yani baktım ki bunlarda da bir şey yok. 6 tane oy verdim Tayyip Erdoğan'a. Verdiğime de pişman oldum. Sizin pişmanlık süreciniz nedir? Ya da hangi sebeplerden dolayı sizi HDP'ye ittiler? Vallahi bir keresinde iş istemeye gittim. Bana bir yüzüme kapattılar. Ondan dolayı dedim ki demek ki bunlara şey yaramıyor. HDP'ye vereceğim. HDP'ye kapama koydum, HDP'ye vereceğim. Bir öfkeyle oluyor bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa HDP'nin yoksa yani işte ne bileyim prensipleri, ilkelerine göre bir oy vermeyeceksiniz. Aynen öyle yani. Bir siteme doğru. Tabii Türkiye'de demokrat bir sisteme sahip olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da HDP'yi de sizin önünüze sunabiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Aynen. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.